Merhaba, bugün size başlangıç seviyesinde yapabileceğiniz en iyi 12 box kombinasyonu vereceğiz. Aynı zamanda bu kombinasyonlarla yapacağınız 12 roundluk iyi bir çalışma göreceksiniz. Çalışmanın sonunda ise patlayıcı kuvvetinizi artıracak ek bir program sunacağız. Öncelikle bu çalışmaya başlarken bilmeniz gereken temel birkaç şey var. Nasıl gard alacağınızı biliyor olmanız gerekiyor uygulamak açısından, nasıl yumruk yapacağınızı da. Direkt yumruğu nasıl atacağınızı biliyor olmalısınız, jab ve punch. Bunları gövdeye nasıl atacağınızı biliyor olmalısınız. Kroşeyi nasıl atacağınızı biliyor olmalısınız. Aynı zamanda bunları kum torbasında çalışacağız. İsterseniz gölge boksu ve darbe yaslı şeklinde de çalışabilirsiniz. Çalışmalarda nasıl adımlar atacağınızı, öne, geriye, yanlara veya 45 açılarıyla nasıl çalışacağınızı biliyor olmalısınız. Ve çalışma sırasında kombinasyonlardan önce etkili bir şekilde çalışmak için bloklar ve kaçışları nasıl yapıyor olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili detaylı olarak videolar yayınlamıştık. Onlara kanaldaki eğitim videoları bölümünden ulaşabilirsiniz. Çalışmalara başlamadan önce mutlaka ısınmış olmanız gerekiyor. Eklemlerinizi yeterince ısıtacaksınız. Eğer darbe yastığında ve kum torbasında çalışacaksanız ihtiyaç duyacağınız sadece iki ekipman olacak. Bandaj ve eldiven. Ama onun dışına gölge boksu yapacaksanız hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Biz her roundu videoyu kısa tutmak adına sadece 1 dakika yapacağız. Siz dilerseniz her roundu 2-3 dakika yapabilirsiniz veya size önerim şu olacak. 1. round 12. round arasında 1. rounddan 12. rounda kadar yapın. Sonra başa dönün bir daha yapın. 3 dakika yapmak isterseniz bir daha yapın. Size çok iyi bir program olacak. Çalışmayı daha etkili yapmak için önce nasıl çalışacağınızdan bahsedeceğim. Önce bir kombinasyon göreceksiniz. Bu kombinasyonu izleyeceksiniz teknikleri. Ardından şu sesi duyacaksınız. Bu sesle birlikte süre başlayacak. Torba ise torba karşısında, gölge boksu ise ortada hareket halinde olacaksınız. Bloklar, kapanmalar, kaçışlar, yer değiştirmeler, 45'e kaçmalarla aktif olacaksınız. Ve sonra bu ses gelecek. Burada kombinasyon yapacaksınız ve yine hareket halinde olmaya devam edeceksiniz. Ta ki diğer duyana kadar. Ardından round'u bu sesle bitireceğiz ve round biter bitmez kapalı şekilde 10 tane şınav çekeceğiz. Hemen ardından bir sonraki kombinasyonu göreceksiniz. Burada dinlenme süreniz olacak ve torba karşısına geçeceksiniz. Bu sesi duyacaksınız ve ikinci round başlayacak. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İlk kombinasyonumuz. Jab vuracağız, çıkacağız, punch vuracağız, çıkacağız, jab punch vuracağız, tekrar çıkacağız. İkinci kombinasyon. Cep atacağız, cep cep atacağız. Gongu duyduğunuzda gövdeye punch to body yapacaksınız. Thank you.
Üçüncü kombinasyonumuz jab, punch, left hook olacak. Kombinasyonumuz jab, right hook, çıkacağız, punch, left hook. Bir sonraki kombinasyonumuz jab, punch the body, left hook. Kombinasyonumuz jab, right hook, left hook. Thank you.
Bir sonraki kombinasyonumuz punch, left hook, punch olacak. Bir sonraki kombinasyonumuz jab, içeri gireceğiz, left hook. İkisi de solo olacak. Bir sonraki kombinasyonumuz jab, body, jab olacak. Yukarı, aşağı, yukarı. Bir sonraki kombinasyonumuz punch, body, punch olacak. Thank you.
Bir sonraki kombinasyonumuz. Sol kroşe çıktık. Sağ kroşe çıktık. Sol sağ kroşe. Son kombinasyonumuz gövdeye cep, yukarıya kroşe çıktık. Gövdeye sağ direk, yukarı kroşe olacak. İki raundu tamamladınız. Şimdi eğer bunu 2 ya da 3 dakika yapmak istiyorsanız 1 veya 2 kez 1. raunda gidin ve tekrarlayın. Şimdi de patlayıcı kuvvet çalışması önerimiz geliyor. Yapacağınız çalışma şu. 10 şınav çekeceksiniz. 10 tane güçlü sol direk vuracaksınız. Bu defa hızlı olmanızı istemiyorum. Yavaşça. Yavaş yavaştan. 10 tane güçlü cep vuracaksınız. Ardından 10 tane şınav çekeceksiniz. 10 tane güçlü punch vuracaksınız. Yavaş yavaş. Amaç burada hızdan ziyade güç. Ondan tam basacaksınız. Ardından yine 10 şınav çekeceksiniz. Jab to body çalışacaksınız. Gövdeye güçlü şekilde. Bir 10 şınav daha. Bu kez sağ direği. Gövdeye güçlü gireceksiniz. Bir 10 şınav daha var. Ve bu kez sol kroşe. Bulunduğunuz yerden ağırlık transferiyle güçlü şekilde. Bir 10 şınav daha var ve son çalışma güçlü sağ kroşe yapacaksınız. Bunu dilerseniz 10 yerine 20-30 seviyenize bağlı olarak arttırabilirsiniz. Çalışmanın sonuna geldiniz. Mutlaka devamında germe, soğuma egzersizleri yapın. İyi bir antrenman olduğunu düşünüyorum. Hayatınıza hareket katın.